Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 14 Ekim 2023 ve ne yazık ki İsrail-Gazze hattında çatışmalar, saldırılar iyice şiddetlenmiş durumda. Hatta şu anda muhtemelen yayını yaptığımız saatlerde İsrail ordusu Gazze'ye yönelik geniş çaplı bir kara operasyonuna başlamak üzereyiz diye bir açıklama da yaptı. Şimdi bu akşam Birol Başkan'la ağırlıklı olarak sizlerin sorularına yanıt vermeye çalışacağımız bir yayın yapacağız. Lütfen sorularınızın başına büyük harflerle soru yazın çünkü chatte kaybolabiliyor. Bu arada hoş geldin Birol yayına Hoş bir kere bulduk. daha. Şimdi arkadaşlar kısaca ben size bugün Gazze'de ne olduğunu aktarayım. Ondan sonra da kara operasyonu ne olursa ne olur, ihtimaller nedir, senaryolar nedir, Mısır ne dedi? Çünkü Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Mısır'daydı. Bugün Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü ile de ortak bir basın açıklaması yaptı. Yine Körfez ülkelerinden ve Arap ülkelerinden de bir takım açıklamalar var. Bunları da ayrı ayrı konuşacağız hep birlikte. Evet, şimdi öncelikle Gazze'ye yönelik İsrail'in saldırıları bugün de devam etti. Artık ölü sayısı 2000'i çok aşmış durumda. Net olarak bilinmiyor zaten. Enkazların altında çok sayıda kalan insan var. Hatta öyle ki hastaneler de kapasitelerini aşmış durumda. Morglar dolmuş durumda. Dolayısıyla insanlar cesetlerini bozulmasın diye dondurma kamyonlarına ya da soğutucusu olan kamyonlara falan koymaya başladılar. Şimdiye kadar 5500'den fazla evin ve binanın tamamen yıkıldığı belirtiliyor. Tabii rakamlar, sayılar daha doğrusu çok net değil arkadaşlar. Çok sağlıklı bilgi alınamıyor. Ne yazık ki elektrik olmadığı için birçok insan artık dışarıya, dış dünyayla iletişim kuramıyor. Hatta öyle ki Anadolu Ajansı bile Gazze içindeki ekibiyle iletişim kuramadığını duyurdu. Bunun dışında İsrail ısrarla güneye gidin diyor kuzeyde yaşayan Gazze'nin kuzey şeridinde, kuzey kısmında yaşayanlara güneye gidin diyor. Ama diğer taraftan hem dün hem de bugün güneye gitmeye çalışan sivillere yönelik iki tane büyük saldırı gerçekleşti. Bugünkü saldırıda en az 70 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Görüntüleri de izledim. Gerçekten çok korkunç, çok kanlı görüntüler. Şimdi yayına başlarken hemen İsrail'deki güvenlik, üst düzey güvenlik yetkilisinin bir basın açıklaması vardı. Basın açıklamasında güvenlik yetkilisi diyor ki her şey Hamas'ın suçu, bütün bu olanlar Hamas'ı tamamen bitireceğiz. Bizim operasyonumuz bittiğinde Gazze'nin yönetimi Hamas'ta olmayacak. Kimde olacak onu söylemiyor tabii. Ardından şöyle bir şey de söylemiş üst düzey yetkili demiş ki saldırıdan önce yani İsrail tarafına Hamas'ın yaptığı saldırıdan önce Mısır'ın bir takım bilgiler verdiği iddiası gündeme gelmişti. Yani Mısır tarafı İsrail'e demiş ki siz ağırlıklı olarak Batı Şeria ve Lübnan tarafına güçlerinizi kaydırdınız ama Gazze patladı patlayacak oradan büyük bir şey gelmek üzere dediği iddia edilmişti Mısır tarafının. Ve İsrailli güvenlik yetkilisi de diyor ki hayır böyle bir bilgi almadık biz diye yalanlamış bunu. Bu arada gün içinde elbette şunu da aktarmak gerekiyor. Gazze etrafındaki yığınağını artırmaya başladı İsrail ordusu. Hatta Netanyahu da yine Gazze sınırındaki iki tane yerleşim birimini ziyaret etti. Yerleşim birimindeki karakollarda bulunan askerlerle sohbetler etti. Ve dediğimiz gibi de şu anda kara operasyonu başladı, başlayacak diye hepimiz diken üstünde bekliyoruz açıkçası. Şimdi Birol, sana şunu sormak istiyorum. Gazze'ye yönelik bir kara operasyonu olursa hangi senaryolar devreye girer? Açıkçası şimdi Gazze dümdüz bir alan bildiğim kadarıyla. En yüksek Evet, yeri 360 100 metrekare. kilometrekare zaten. 360 kilometrelik küçük bir alan. En yüksek yeri de 100 metrelik bir yer. Dolayısıyla mesela İsrail'in 2006 yılıydı galiba Lübnan'a yaptığı ve Hizbullah'a karşı böyle bir cezalandırıcı bir harekattaki gibi Hizbullah'ın avantajı şeyde yok. Yani dağlık bir bölgeye operasyon düzenlemek de düz bir alana operasyon düzenlemek tabii ki askeri açıdan daha kolay. Üstelik bu kara harekatı başlamadan önce günlerce bomba
atıyor İsrail. Hatta internette dolaşan rakamlar doğruysa İsrail'in son 6 günde Gazze'ye attığı bomba Amerika'nın IŞİD'e attığı bombadan daha fazla. Bunu Evet, 6 günde hatta atıyor. Afganistan'da yıllarca kullandığı bombaya yakın, neredeyse bomba sayısına, o kadar yoğun bir bombardıman. Dolayısıyla bu tür bombaların etkisinde tabii bu şeyde başladı ilk. Hani bu tür bir bombalama Vietnam'da Amerika yapıyordu bunu. Yani herhangi bir operasyon düzenlemeden önce o müthiş ateş gücünü kullanarak o bölgeyi savunan karşı savunmayı hem moralmen hem işte efendim direkt altyapı olarak hem lojistik olarak tamamen çökertme. Bu anca işte böyle Gaza gibi yerlerde işe yarıyor. Mesela Amerika bunu en son Irak'ta yapmıştı hatırlıyorsak. Orada da mesela Evet. günlerce bombaladı. Ondan sonra Kara Harekatı'nı yaptı. Irak ordusu zaten o bombalama karşısında çok fazla bir direniş gösteremedi. Yani Gaza'da zaten yani Hamas normal bir ordu değil. Hamas asimetrik bir savaş yürüten bir ordu. Orada yapabileceği ne olabilir? Ancak gerilla savaşı olabilir. Sokak sokak gerilecek. Tabii böyle bir durumda Dün Hamas'ın mesela güçlerinin biz orada ne kadar ya evet. İsrail tarafını çok iyi bilen, Kudüs'te yaşayan bir akademisyenle yayın yaptık, Oğuzhan Çağlayan'la. Oğuzhan Çağlayan'ın dikkat çektiği bir nokta var, dedi ki Gazze'nin bir üstü var, bir de altı var dedi. Şimdi Gazze'de çok sayıda Hamas'ın tünellerinin olduğu, işte yer altında bir takım sığınaklar inşa ettiğine dair de efsaneler var. Hatta ya da iddialar söz konusu. Dolayısıyla İsrail tarafı da herhalde bizim gibi dışarıdan izleyenler gibi muhtemelen tam olarak neyle karşılaşacağını da kestiremiyor olabilir mi acaba bir o? Tabii ki bir sokak sokak yani bir gerilla savaşına girilmesi durumunda bu sefer o hani hava gücünü kullanamayacak çünkü yerde askerim var. Evet. Dolayısıyla orada dediğim gibi bütün şey yani bütün neticeyi belirleyecek. Yani eğer İsrail çok ciddi sayıda asker zaafı verirse bu sefer çok daha büyük bir İsrail için moral kaybı olur. Yani ama bu kadar bombalamadan sonra Hamas'ın tam olarak o gerilla savaşının, sokak gerilla savaşını sürdürebilecek bir altyapısı var mı, gücü var mı? Bunu ancak kara harekatı olduktan sonra görebiliriz. Evet. Yani İsrail çok büyük bir sorunla da karşılaşabilir. Ama dediğim gibi orada Hamas'ın halen daha o savunma sisteminin, şehir savunma sisteminin, sokak sokak savunma sisteminin ne kadar ayakta kaldığına bağlı. Bunu da ancak Kara harekatı başladıktan sonra göreceğiz. Yani eğer sizin yanınıza katılan dediği gibi ise çok büyük bir tokat da yiyebilir bu sefer İsrail 2006'daki gibi. Eğer Gazze'den böyle bir büyük bir tokat yiyerek ayrılması tabii bu sefer dengeleri daha fazla başka türlü değiştirir. Yani bu sefer Hamas Evet. daha şey olur, daha cesur olur, daha Güçlenerek çıkabilir. Yani cazip, dinamik 2006 olabilir ama savaşından nasıl Hizbullah güçlenerek çıktıysa, Hamas da bu defa güçlenerek çıkabilir. Ama Ama dediğim tabii gibi diğer o taraftan hani Gazze'nin altında öyle bir altyapısı var mı onu bilmiyorum doğrusu bu ancak istihbaratçıların yani askeri istihbaratçıların bileceği bir şey. İsrail ordusunun tabii malum Hamas içerisinde ajanları var. Gazze'de ajanları var. Yani onların tabii onlar şey de oynuyor biliyor yani bazen double agent İki de taraflı olabiliyor. da olabiliyor. İki taraflı oynuyor. Yanlış bilgi verebiliyor ki mesela bununla alakalı güzel de bir film var. 1973 Yom Kippur Savaşı'na hazırlanırken İsrail'e istihbarat sağlayanlardan birisi de Cemal Abdül Nasır'ın eski damadı. Yani eski derken damadı bir kişiydi. Filmin adı da Angel galiba, Melek. Çünkü Mesela İsrailliler Angel diyorlar, melek diyorlar şeye. Melek diyorlar. Ondan Mervan bir evet, şeydi adı da. Mervan bir şey. Ama mesela Mısırlılar şey bir şekilde Mervan'ın aslında double agent olduğunu, hani İsrail'lere Çift yanıltıcı taraflı bilgi de çalıştığını. verdiğini, dolayısıyla zaferde hiç de yadsınamayacak kadar bir katkısının olduğunu da iddia ediyorlar. Tabii gerçeği bilemeyiz yani bunlar çok
gizli olaylar, kapalı kapılar adına olaylar ancak gerçekleştikten sonra bilebiliriz. Tabii İsrail bir tuzağa da çekiliyor olabilir. Yani askeri anlamda tuzağa çekiliyor olabilir. Bunu hareket olduktan sonra göreceğiz. Ama ben biraz daha işin şey boyutundayım. Yani kara operasyonu olursa gözüm kulağım benim bir gazeteci olarak kara operasyonunda. Çünkü Gazze'ye yönelik nasıl bir kara operasyonu yapacak İsrail? Önce onu kestirmek lazım ki kestiremiyoruz. Çünkü İsrail'den de çok karışık sinyaller geliyor. Amerika'dan da keza öyle. Yani nasıl İsrail yani? Gazze'yi şöyle İsrail... Ne gibi? Yani İsrail Gazze'yi ikiye, üçe mi bölecek? Bütün Gazze'nin tamamını ele geçirmek üzere bir saldırımı gerçekleştiriyor. Bunu bilmiyoruz tam olarak. Eğer Gazze'yi ikiye ya da üçe bölme gibi bir projesi varsa İsrail'in, ki bununla ilgili sinyaller de var. Şöyle, Gazze'de 2 milyon 300 bin civarında insan yaşıyor. Bunun 1 milyon 100 bini Kuzey Gazze'de yaşıyormuş normalde. Ve iki gündür havadan işte bildiriler atıyor İsrail, aynı şekilde çağrılarda bulunuyor. Kuzey Gazze'de yaşayanların güneye gitmesini söylüyor. Dolayısıyla sadece Kuzey Gazze'ye belli bir yere kadar mı girmeye çalışıyor? Ve böylece işte o direniş örgütlerini belli bir yere mi sıkıştırmaya çalışıyor? Onu kestirmek çok güç. Yani diğer taraftan eğer İsrail topyekun bütün Gazze'nin kontrolünü ele almak için bir askeri operasyon yapmaya niyetliyse, böyle bir durumda sürece işte Lübnan Hizbullah'ının, ondan sonra İran destekli bölgedeki diğer grupların da dahil olması gibi bir senaryoda konuşuluyor. Velhasıl küçük çaplı bir yani de bölge ülkelerinin değil de bölgede bulunan oldukça güçlü konumdaki silahlı örgütlerin, grupların katıldığı bir savaşa da dönüşebilir bu kara operasyonu sonrasındaki süreç. O yüzden oldukça karmaşık. Ha, sınırlı bir kara operasyonu oldu diyelim. Gazze'yi ikiye ya da üçe bölmeye çalıştı İsrail. Böyle bir durumda işte direniş örgütlerini de bölmüş olacak. Ya da çok küçük bir alana sıkıştırmış olacak. Ondan sonra peyderpey muhtemelen dünya gündeminden düştükten sonra işte Filistin meselesi, oraya biraz yerleşim birimi, şuradaki tampon bölgeyi biraz daha genişleteyim diye Gazze'lilere kalan alanı da daha da küçültmeye de çalışabilir. Dolayısıyla şeyi anlayamıyoruz henüz. Yani İsrail'in kara operasyonundan kastı ne, onu anlamıyoruz. Hatta bugün işte bahsettiğim bu İsrailli güvenlik üst düzey yetkilisinin basın açıklamasını da dinledim. Hani bir ipucu alabilir miyiz diye. Adam açık ve net bütün sorulara, buna benzer çünkü sorular da soruldu benim az önce anlattığım senaryolara göre. Adam açıkça şey dedi, stratejik bilgileri vermeyeceğiz dedi kara operasyonu başlayana kadar. Yani onlar da sır gibi tutuyorlar açıkçası bunu. Yani muhtemelen ilk bir belirli bir derinliğe kadar iner, ondan sonra bir bakılır. Yani acaba ne kadar zayiat veriliyor. Daha sonra bir derinliğe kadar daha inilir. Eğer hala işler iyi gidiyorsa belki biraz daha denenir. Ama ilk başta böyle ciddi böyle bir direniş gelirse ve ciddi kayıplar verirse, bu sefer ya zaten hedefimiz bu kadardı deyip geri de çekilebilir. Yani yüzünün kara çıkmaması açısından. Evet. Dediğim gibi çok, yani her şey Hamas'ın oradaki direniş gücünün ne kadar ayakta kaldığına bağlı. Onu da şu anda herhalde bilmiyoruz yani biz. Evet. Hamas var, İslami Cihat var. Yani 13-14 tane direniş örgütü var şu anda. Silahlı direniş örgütü var. Şimdi ikinci ve önemli noktalardan biri de şu Mısır meselesi. Şimdi Mısır bugün Refah sınır kapısının beton bariyerlerle, yüksek bariyerlerle kapattı zaten. Diğer taraftan Amerikalılar da İsrail'de öyle görünüyor ki Gazze'dekileri Mısır'ın Sina çölüne sürmeye çalışıyor. Mısır da bunu şiddetle reddediyor. Hatta bunu reddeden ülkelerden biri de Türkiye. Bugün işte Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan zaten Mısır'daydı. Ve Hakan Fidan'ın basın açıklaması vardı Sami Şükrü ile. Hakan Fidan dedi ki Gazze'de 300 vatandaşımız var yaklaşık olarak. Bunların bir kısmı çifte vatandaş anladığım kadarıyla. 30 kadarı tahliye edildi. İki devletli çözüm olmadan bu sorun çözülmez dedi. Ayrıca İsrail Filistin ile barışmalı, yani Arap dünyasıyla normalleşme sürecine bir atıfta bulundu orada aslında.
Hakan Fidan ve dedi ki İsrail önce Filistin'le barışsın, Filistin meselesini halletsin anlamında bir şey söyledi. Ve en önemlisi de uluslararası mekanizma oluşturulması gerektiğini söyledi Hakan Fidan. Aynı şekilde Mısır'ın da Mısır'ın refah kapısı ile ilgili de anladığım kadarıyla bugün çok şiddetli müzakereler sürüyordu. Hatta Katar, Suudi Arabistan ve diğer ülkeler de buna dahil oldu diye anladım. Anladığım kadarıyla haberlerden. Şimdi Amerikalılar diyorlar ki refah sınır kapısı sadece Amerikan vatandaşlarının geçişi için açılsın. Mısır tarafı, Ürdün vesaire de diyor ki hayır, sadece Amerikan vatandaşlarının geçişi için açılamaz. Gazze'ye insani yardım girişine izin verilirse eğer Amerikan vatandaşları oradan çıkabilir diye böyle bir karşılıklı bir pazarlık da söz konusu. Şimdi Körfez ülkeleri de ağırlıklı olarak öncelikli olarak ateşkes sağlansın, ardından da insani yardım yapılsın diyor. Sen bu Mısır'ın pozisyonunu nasıl değerlendiriyorsun? Yani Mısır'a özellikle de Gazze bölgesinden çıkacak olan, oradan kaçan belki yüz binlerce, belki 2 milyona yakın insanın Sina çölüne itilmeye çalışılmasına ne diyorsun? Şimdi Mısır'ın oradaki korkusu şu, bu insanlar gelecekler ama geri dönmeyecekler. İkincisi de bugün hatta Hamas'ın siyasi büro şefinin Haniye'nin bir açıklaması vardı. Haniye'de satır arasında Gazze'nin insansızlaştırılmaması gerektiğini söylüyor. Biliyorum arkadaşlar, kulağa çok vahşice geliyor. Orada kalan insan ölümle karşı karşıya. Ama diğer taraftan insanlar çekilirse kara operasyonu da hava operasyonu da daha kolay olacak diye bir mantık güdülüyor zannedersem. Ne dersin bu konuyla ilgili? Şimdi burada bir iki şey var. İlk önce bu Gazze'de süre giden ablukanın yani bunu hiçbir şekilde kabul etmek mümkün değil. Yani insan izleminde yaklaşık olarak 16 yıldan beri süre giden bir abluka. Yani bunun hani İsrail'e kızıyoruz ama bunun diğer bir ortağı da Mısır. Yani bunu evet. Şey yapmayalım. Yani Gazze'lilerin işte böyle aynen yani oradaki Gazze'deki durumun bir suçlusu İsrail ise diğer suçlusu da Mısır. Böyle bir vahamet var. Ancak tabii herkes İsrail'i suçladığı için hiç kimse orada Mısır'ı şey yapmıyor. Yani hesaba katmıyor veya baskı yapmak istemiyor. Peki bize şeyi biraz anlatabilir misin? Yani Mısır refah sınır kapısını niye sürekli kapalı tutuyor? Yani Mısır'la İsrail arasında nasıl bir anlaşma var da Mısır'da mesela Gazze'yi sürekli blokaj altında ya da kuşatma altında tutuyor? O süreçlere dair biraz şimdi, anlamamızı sağlar tabii, mısın? Mısır'ı tabii yani Mısır'ın İsrail'le çatışmasının bir tarihi var. Yani hatta Filistin davası diyelim artık veya Filistin direnişine en çok destek vermiş ve bunun da en büyük bedelini ödemiş bir ülke Mısır. Her anlamda bedelini ödemiş bir ülke. 1948'de İsrail'le savaşa girmiş. Ondan sonra 1967'de bir daha savaşa girmiş. Kendi Suez Sina Yarımadası'nı kaybetmiş. Ondan sonra bir savaşa daha girmiş. Ve bundan dolayı da hem Nasır'ın tabii çok verimsiz ekonomik politikaları veya işte efendim ekonomiyi yönlendirmemeleri, bu maceracı dış politikası. Yani şunu unutmayalım, 1967'de Mısır ordusu çok ciddi anlamda böyle tokat yedi İsrail'den, 6 günde yenildi ama aynı zamanda aynı Mısır ordusu yaklaşık olarak 15 yıldan beri Yemen'de bir iç savaşın tarafıydı ve Nasır oradaki iç savaşı yaklaşık olarak 80-90 bin Mısır askerini gömmüştü yani. Yani Nasır'ın hataları devlet yönetimi anlamında söylüyorum, saymakla bitmez. Dolayısıyla zaten tükenmiş bir Mısır vardı 1967 savaşına girince. Artık o savaştan sonra Enver Sedat başkan olduktan sonra hemen hemen 1-2 yıl içerisinde yaptığı şeylerden birisi de İsrail'e barış dalı uzatmaktı. Çünkü Sedat'ın fark ettiği bir şey vardı. Yani Mısır artık elindeki imkanlarla İsrail'le mücadeleyi sürdüremez.
Yani kendi menfaatleri açısından baktığı zaman Mısır'ın yapması gereken İsrail'le barış yapmaktı. İlk başta İsrail buna yanaşmıyor. Çünkü Enver Sadat karşılıklı tanınmayı ve barışı şeye şart koşuyor. Sina Çöl Yarımadası'nın geri verilmesine şey yapıyor. Mısır geri vermek istemiyor tabii ki ve 1973 Yom Kippur malum savaşı ki aynı güne denk getirildi Hamas'ın saldırısı. O da bir Yom Kippur'da oldu. 50 yıl sonra sembolik yani vesaire. Belki tartışmışsınızdır siz daha önce bu konuları tartışırken. Ve Sedat böyle İsrail ordusunu cidden şok eden bir performansla ilk günlerde en azından İsrail'i barış yapmaya ikna etti neticede. Ve o savaşın kahramanı olarak Mısır tarihine geçti tabii. Yani kahraman devlet o resmi söyleminde kahraman. Yoksa 1975'ten diye şey yapalım. Onun işte efendim bizdeki 24 Ocak kararları gibi neoliberal ekonomiye geçiş kararları var. Nasır'ın sosyalist ekonomisini işte efendim bırakıp daha böyle rekabetçi bir ekonomiye geçen serbest piyasaya geçmeyi tahammül eden. O anlamda aslında Mısır neoliberalleşmenin Orta Doğu'daki öncüsüdür aslında. Ama tabii bütün bunlar bir araya gelince tabii neoliberalleşme demek devletin mesela yardımlarının kısması demek. Bu halk katında inanılmaz derecede popüler ritesini kaybetmesi sebep oluyor. Aynı dönemde İsrail'de barış yapıyor Enver Sadat. Malum işte hatta şeye gidiyor, İsrail'i ziyaret ediyor. İsrail meclisinde bir konuşma yapıyor. Ve İsrail'i tam anlamıyla tanıyor. Ve bundan dolayı da Nobel Barış Ödülü'nü aday gösteriyor. Ama bütün Arap dünyası tarafından şey yapılan bir kişi oluyor. Bir lider haline geliyor. Öyle ki Arap Ligi'ni kuran, hatta Arap Ligi'nin merkezi Kahire'deydi. Şu anda da Kahire'de mi? Kahire'de herhalde değil mi? Ama mesela Mısır'ı kendi kurduğu Arap Ligi'nden atıyorlar. Ve Arap Ligi'nin merkezi Tunus'a taşınıyor mesela. Ve Enver Sedat bir İslamcı tarafından öldürülüyor. Halid İstanbul'u tarafından öldürdüğü zaman da ben Firavun'u öldürdüm dediği rivayet ediyor. Yani. Neden? İsrail'le barış yaptı. Ondan sonra Cima. Yani Enver Sedat Mısır'ın İsrail'le olan mücadelesinde ne gibi bedeller ödediğinin gayet farkında olan birisi. Ve bunu artık Mısır'ın yapmaması gerektiğine inanıyor. Yani Mısır'ın belini doğrultması için ilk önce İsrail'le barış yapması lazım. Ondan sonra Cima ekonomik sisteminin şey yapması lazım. Esad maalesef bunun bedelini ödedi. Bunun maalesef diyorum çünkü eğer Esad bunları böyle gerçekleştirebilseydi Mısır'ın durumu şu anda daha güçlü bir ekonomisi olurdu. Daha iyi bir devlet olurdu diye düşünüyorum şahsen. Sedat. Ama ondan, Sedat özür dilerim. Enver Sedat. Enver Sedat kendi hayatıyla bedel ödedi. Şimdi Mısır böyle bir bedel öderken ve bütün Arap dünyası tarafından bir anlamda şey yapılırken Körfez ülkeleri mesela Mısır'a finansal yardımı kesti. Yani tamamen kredileri kestiler. Yani zaten ekonomik olarak çırpınan Mısır'ın gittik daha da boğulmak istediler. Bunun neticesinde Amerika Mısır'a İsrail'le olan barışı sürdürmesi için her yıl rüşvet kabiliğinden 3 milyar dolar para veriyor. Ve bu 3 milyar dolar Mısır için önemli bir rakam. Askeri ki Mısır İsrail'le birlikte Amerika'dan en fazla o zamandan beri en fazla yardım alan ülke. Dolayısıyla Mısır şundan dolayı bu önemli. Mısır Enver Sedat'ın başlatmış olduğu o neoliberal ekonomiye geçip ekonomisini daha böyle rekabetçi hale getirip daha böyle bir büyüme rayına sokamadığı için bu paraya sürekli muhtaç halde. Bugün de aynı şekilde Körfez ülkelerinin yapacağı yardıma muhtaç halde. Hatta Körfez'de herhangi bir konferansa veya panele katıldığınız zaman Körfezlerin Mısırlara yönelik böyle tavırları vardır. Söylediği söylemler vardır. Yani resmen işte efendim bizim paramızla ayakta kalıyorsunuz deyip
böyle gayet işte efendim tepeden bakan bir şey. Hatta böyle işte Mısırlılar dikkat etsin, işte Körfez Mısır'ın ATM'si değildir gibi bir cümle dahi duydum. Evet. Yani hani peki, dolayısıyla Mısır sürekli kendini Suudi Arabistan'a enjekte etmeliler. Bunun sebebi ne? Mısır ekonomisinin kötü olması. Bunun sebebi ne? Rejimlerin halkların sorunlarını çözememesi. Bunun sebebi ne? Mısır'ın devletinin çöküyor olması. Ve bu anca işte efendim Körfez'den gelen finansla, Amerika'nın 3 milyar dolarlık yardımıyla ayakta kalan bir ordu ve devlet. Dolayısıyla böyle Gazze'ya işte efendim şey yapmak isteyince İsrail böyle Mısır eli kolu mahkum buna uyuyor. Kendi istediğinden olduğunu zannetmiyorum. Filistinlerden nefret ettiğinden dolayı olduğunu zannetmiyorum. Rejimin işte efendim böyle ya Filistinleri biz de öldürelim, bizi yok edelim gibi bir kaygıların olduğunu da zannetmiyorum. Ama tabii Mısır'ın da bir şeyi var. Yani tarihi bir gerçeği var. O da Filistin direnişiyle alakalı en ağır bedeli ödeyen ülke yani. Mesela o bedeli ne Suudi Arabistan ödedi, ne Suriye ödedi. Belki Lübnan daha çok ödedi. Hani işgal altında olduğu için. Evet. Yardım da etmedi Filistinlere. Yardım etmemesine rağmen çok ciddi bir bedel ödedi. Dolayısıyla böyle bir arka planı var. Mısır'ın bu tavrında ve Mısır güçlenmeden de bu politikasını değiştiremez. Evet. Şimdi bugün bir de Suudi Arabistan'dan bir açıklama geldiğine dair haber düştü. Tam senin alanın zaten. Suudi Arabistan'ın İsrail'le normalleşme sürecini askıya aldığına dair haber geldi. Sen evet. Bu normalleşme süreçlerini nasıl değerlendiriyorsun? Arap-İsrail normalleşme süreçleri durur mu? Bunun ilk şeyi Suudi Arabistan mıdır? Ya da Suudi Arabistan'ın bu süreci durdurması demek ne anlama gelir İsrail açısından? Ya şimdi onunla alakalı yani ben şaşırmadım şahsen Suudi Arabistan'ın bunu durdurmasına. Çünkü Suudi Arabistan zaten normalleşmeyi şeye koşul yapmıştı. Yani Suudi Filistinlerin yaşam koşullarının iyileştirilmesini şart koşuyordu. Bu bir anlamda tabii Suudiler Filistinleri daha çok sevdiğinden dolayı değil. Bir anlamda Suudi Arabistan için İsrail'de pazarlık gücünü artırma şeyi bu aslında stratejisi. Hem de zaten böyle dini açıdan gittikçe liberalleşen bir ülkede bir de işte efendim bir Arap ülke, Müslüman ülkeye karşı böyle kayıtsızlık herhalde Muhammed bin Selman'ın çok fazla almadığı bir risk, almak istemediği de bir risk oldu. Yani bir de Filistinleri sattı. Hani zaten işte efendim böyle şey. Dolayısıyla hem zaten de hani bu Suudi Arabistan için çok önemli bir şey değil. Yani İsrail'le zaten görüşüyorlar. İsrail'de zaten işte efendim gerektiği yerde işbirliklerini yapıyorlar gayet rahat bir şekilde. Yani şu andaki İsrail'in normalleşmeni bir anlamda sembolik aslında Suudi Arabistan'la. O sembolikten bile bir pazarlık unsuru çıkarmak istiyorlar. Burada kendini kolaya satan biraz Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Yani İsrail'de normalleşmeyi hemen hemen hiçbir şart koşmadan yaptılar. Belki uluslararası özellikle Batı'da işte kendisiyle alakalı imajı düzeltmek istedi. Ama bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nin bile bu konuda sorgular olduğunu düşünüyorum ki mesela bunu bahsetmiştim herhalde. İşte Birleşik Arap Emirlikleri'ne Muhammed Bin Zayed'e çok yakın olduğu iddia edilen Abdülkadir Abdullah vardı, siyaset bilimci mesela. O Hamas'ın ilk gününde attığı tweetlere ben inanamadım yani. Hani bu Arap direnişidir, herkes bunu desteklemelidir. Yani pardon hani siz İsrailler geldiği zaman ellerinde bayrak sokaklara çıkıp sevgi gösterisi yapan insanlarsınız yani. Bir çeşit iyi polis kötü polis oynamış olabilirler mi orada acaba? Çünkü bahsettiğin adamı biliyorum. Önemli de bir adam. O yani şeyde yani ama yani bu tabii şeyi de gösteriyor bence yani hani Birleşik Arap Emirlikler bile acaba diyordur diye düşünüyorum bu durum karşısında. Ama böyle Suudi Arabistan'la böyle danışıklı dönüşlü bir şey mi yapıyorlar? Ondan emin değilim o kadar. Dolayısıyla Suudi Arabistan'ın böyle bir tepki vermesi normal. Ama uzun vadede bakarsak, orta uzun vadede bakarsak bence İsrail'de Körfez ülkelerinin normalleşmesi sekteye uğramaz. Bu kısa vadeli bir şey.
Çünkü Evet. o normalleşmenin dinamiği başka. Yani Orta Doğu'da. O dinamik Nedir hal, dinamiği? hal o dinamik Körfez ülkelerinin orta ve uzun vadede kendi hem rejimlerinin hem de ülkelerinin güvenliklerini sağlama almak. Ve o güvenlikleri de nasıl sağlama alıyorlar? Dünyanın değişik yerlerindeki güçlü ülkelerle koalisyonlar ve müttefiklikler, ittifaklar yapar. Bunlardan bir tanesi Amerika. Amerika ile ilişkilerin nispeten soğumaya başladığı bir tarafta İsrail'le normalleşme çok manidar bence. Çünkü bir taraftan da Amerika'yı ya işte efendim İsrail açısından yanından şey yapıyorlar yani. Hani biz çok fazla böyle Çin'e yaklaşıyoruz, Rusya'ya yaklaşıyoruz ama hani bak İsrail'le de normalleşiyoruz. Hemen işte efendim gerekirse şey yaparız yani. Ne diyoruz? U dönüşü yapıp tekrar hizamızı alırız demek aslında bu. Yani çünkü hani Amerika İsrail'i bırakmayacak yani. Hani Amerika için Orta Doğu'daki en önemli iki tane ülke var. Birincisi İsrail, diğerisi Suudi Arabistan. Dolayısıyla İsrail'le yanaşmanın, yani İsrail'le yakınlaşmanın Amerika ile ilişkilerin nispeten soğuduğu bir dönemde olması bence manidar. Çünkü İsrail ve Körfez ülkeleri hemen hemen aynı güvenlik tehditleriyle baş başa. Nedir? Son derece tehlikeli bir bölgede ikisi de çok zengin ülkeler. Yani İsrail o kadar değil. İsrail'in ekonomik hani şeye hani Araplar gibi petrolü ve doğal gazları yok. Ama Körfez ülkeleri aynı zamanda bunu koruyabilecek askeri güçleri de yok. Yani kendi nüfusları az. Kendi nüfuslarından asker devşiremiyorlar. Subayları bile Pakistanlı falan. Dolayısıyla bu ülkeler normal bu son derece işte efendim artık Amerikan hegemonyasının zayıfladığı ve Amerikalıların yani biz artık size askeri hizmet vermiyoruz dese mesela bir İran karşısında, bir güneylerindeki 26 milyonluk Yemen karşısında, hemen karşılarındaki işte efendim kocaman Afrika kıtası var, her an her yere göç göndermeye müsait. Dolayısıyla bu ülkelerin aslında güvenlikleri böyle biraz pamuk ipliğine bağlı. Dolayısıyla İsrail gibi bir ülkede, o İsrail'deki en güçlü, Ortadoğu'daki askeri olarak en güçlü olan ülkeyle uzun vadede ilişkilerini iyi tutmaları kaçınılmaz. Yani sadece bir Filistin sorunundan dolayı bunu şey yapmayacaklardır yani. Bunu böyle Riske bunu riske etmeyeceklerdir. Ama kısa vadede tabii işte efendim kendi halklarında, Arap kamuoyunda böyle ağızlarına bal çalar tarzı adımlar atarlar ama orta uzun vadede o normalleşme devam eder. etmeyeceklerdir. Şimdi çok sorulan sorulardan biri, senin de aynı zamanda uzmanlaştığın uzmanlık alanlarından biri Orta Doğu'daki bu siyasi hareketler meselesi. Hep şey deniyor, eğer Gazze çok büyük bir kuşatma altında tutuluyor olmasaydı ne Hamas ortaya çıkardı, ne İslami Cihat ortaya çıkardı, ne de böyle bir şiddet sarmalı ortaya çıkardı gibi bir görüş de var. Sen bu örgütleri oldukça iyi biliyorsun. Ne dersin bu konuyla ilgili? Yok Gerçekçi katılmıyorum. bir yaklaşım mıdır? Hamas şöyle Hamas abluka 2006'da başladı. Yani 2006 Hamas'ın kuruluşu 1987. Bu Evet. arada biz Hamas'la alakalı bir yayında Salı günü yapacağız. Evet. Buradan izleyicilere hatırlatalım bunu. Bir anlamda Hamas'ın ideolojisine bakacağız. Çünkü bana da bir iki yerden sordular bunu. Şey sorusu yani ya işte Hamas böyle saldırılarla Filistin davasına zarar vermiyor mu? İşte tam çünkü meşruiyeti kaybediyor şeklinde. Tabii orada kaybolan meşruiyet bizim baktığımız pencereden ama kendi meşruiyet zemini var bu hareketin. O kendi meşruiyet zeminde bu bir sorumlu mu? Yoksa değil mi? Yani ona bakmamız için biraz Hamas'ın ideolojisine bakmamız gerekiyor. Hayata nasıl baktığına, İsrail'le nasıl bir mücadele içerisinde kendini gördüğüne bakmamız gerekiyor. Bunu daha detaylı bir şekilde Salı günü konuşalım. Ama genel olarak şey olmasa bile ne o? Yani abluka olmasa bile İsrail'in varlığı
1948'den beri milyonlarca Filistinlinin kendi topraklarını terk etmiş olmaları ve şu anda halen daha bu insanların bazılarının çok ciddi sorunlar yaşıyor olmaları, özellikle Lübnan'da ve diğer mülteci kamplarında yaşayanların, içinde bulundukları ülkelere entegre olamamaları, geleceklerin olmaması gibi bir sürü maddi, reel, somut sorunlar Filistin direnişini devam ettiren faktörler. Bugün Hamas gider, başkası gelir. Daha önce Fatah vardı. Fatah etkinliğini yitirdi. Hamas ve diğerleri geldi. O acı devam ettiği müddetçe, o somut sorun devam ettiği müddetçe Filistin direnişi silahlı olarak devam eder. Bu İsrail'in çözebileceği bir şey değil. Yani şu andaki politikasını devam ettirdiği müddetçe. Ama tabii ne olabilir başka türlü? Herkes iki devlet diyor. Bence iki devlet sorun değil, çözüm değil. Çözüm bence tek devlet orada. İsrail devleti altında. Araplara işte efendim belki daha fazla hakların verildiği, daha fazla çalışma koşullarının, yaşam koşullarının iyileştirdiği bir tek devlet daha iyi bir çözüm olur. Tabii bugün İsrail'in tamamen sökülmesi de bir hayal. Yani öyle bir şey mümkün değil. Evet. Hani İsrail'i komple oradan yani yıkmak ne bence şey, yani istenilir bir şey. Çünkü orada bundan etkilenecek kadınlar, çocuklar, ihtiyarlar, yani bugün nasıl Filistinlerle alakalı üzüldüğümüz şeylerden birisi o değil mi? Yani önde sonunda orada insanlar ciddi acı çekiyor. Benzerini yani bugün bir ordu gelse ve İsrail'i kökünden söküp alsa kaç milyon kadın, çoluk, çocuk ölecek değil mi yani? O zaman da bu sefer İsrailler için üzüleceksin. Çünkü bu tür şeylerde, mücadelelerde her zaman acı çeken, kaybeden kadınlar olur, çocuklar olur, ihtiyarlar olur, masumlar olur. Dolayısıyla orada bir realite var, İsrail realitesi var. Filistinlerin çoğu da bu realiteyi kabul etmiş durumda zaten. Hani 1967, evet. 67 sınırına geri çekilip devlet kurmayı bile kabul eden insanlar artık ya İsrail'i yıkmasak da olur der. Dolayısıyla hani en iyi çözüm bence şey veya benim çok tepkiyle karşılaşılan önerim Amerika Gazze'deki 2 milyon Filistinli'ye vatandaşlık verecek ve kendi ülkesine alacak yani. Gayet. Bu da imkansız yani. Sina'da çözülmez bu olay. Sina'da. Orası yani, o acıyı ve o şeyi sürekli devam ettirecek bir şey. Yani o insanlar, 2 milyon insanı oraya taşıdın diyelim ki. Onları da bir yere mi kapatacaksın? Orada mı? Yani mesela Mısır'ın diğer yerlerine gidemeyecekler mi bu insanlar? Hangi hakları olacak? Mısırlılar mı olacak? Olmayacaklar. Onlara sürekli uluslararası örgütler veya uluslararası toplum sürekli bu insanları beslemek zorunda. Her şey aksayacak yani. Bunu, böyle bir operasyonu sürdürmek mümkün değil. Kocaman bir mülteci kampı kurmak gibi bir şey bu. Orada da acılar devam edecek. Orada da sıkıntılar devam edecek. Ve Filistin direnişi başka bir şekilde alacak bu sefer. Dolayısıyla hiçbir zaman yani uluslararası, özellikle Batılıların istedikleri, İsrail'in güvenliğini sağlamak imkansız olacak bütün bu sorunlar ortasında. Peki bu arada arkadaşlar sorularınızı yazın lütfen. Sorularınızın başına büyük harflerle soru yazın. Bu arada bu kanalda küfür etmek yasaktır. Onu da bir kere daha belirteyim. Şimdi bir şey daha var. Bugün Halit Meşal'in bir açıklaması vardı. Zannedersem Habertürk'ten Mehmet Akif'e konuştu. Mehmet Akif Ersoy'a orada söyledi. Ve Meşal diyor ki saldırıyı sadece Kassam Tugayları, ki Hamas'ın askeri koludur Kassam Tugayları. Kassam Tugayları planladı diyor. Ben duyuyorum seni ya. Evet, saldırıyı sadece Kassam Tugayları planladı diyor. Sence burada acaba Hamas üst düzey yönetiminin alt kanatla, yani siyasi kanatla askeri kanat arasında bir iletişim kopukluğu mu söz konusu? Böyle bir durum mu söz konusu oldu? Ne dersin bu konuyla ilgili? Çünkü böyle iddialar da var. Yani Hamas'ın üst yönetiminin haberi yoktu saldırıdan diye. Bu çok normal. Şaşırmam yani haberleri yoksa. Çünkü askeri kanatla siyasi kanat tamamen farklı realiteler yaşıyorlar. Halit Meşal'in
Çocukları işte bilmiyorum Katar'da hangi arabada yaşıyor, kendisi hangi sarayda yaşıyor Katar'da. Hangi 5 yıldızlı otellerde işte efendim ağırlanıyorlar gittikleri ülkelerde. Buna Türkiye'de dahil. Ama orada Gazze'de yaşayan insanların realitesiyle bambaşka bir hayat yaşıyor bu insanlar yani. Dolayısıyla orada esas İsrail'e karşı mücadeleyi bir anlamda hayatlarını ortaya koyarak sürdürdüğünü düşünen insanların kendilerini siyasi kadrodan böyle uzaklaşmış, yabancılaşmış hissetmelerinden daha doğal bir şey olamaz. Dolayısıyla bir anlamda birlik görüntüsü de bir anlamda böyle kağıt üzerinde olan bir şey. Yani bunlar nasıl olsa yurt dışında bizi anlatıyorlar. Bizim davamızı anlatıyorlar, direnişimizi anlatıyorlar. Dolayısıyla böyle devam etsin ama esas Gazze'deki operasyonlarda, Gazze'deki yönetimde ne kadar katkılar olur? Ben olsam dinlemem şahsen. Yani ben Gazze'de yaşıyor olsam, Gazze'nin işte efendim askeri hayatım ayağında olsam, Halit Meşen'i niye dinleyeyim? Yolsuz herifin teki. Nerede yaşadığı, neler yaptığı, hani Katar'dan aldığı paralar veya başka yerde aldığı paraların ne kadarını Gazze'ye yolluyor? Değil mi? Yani işte efendim dolayısıyla böyle dostlar arayışı görsün. İşte mutlu bir evlilik. Birlik devam ediyor. Biz Filistin olarak ayrı değiliz. İmajı ver ama yani Gazze'deki işlerde tamamen artık otonom hareket etmeleri gayet doğal. Bu işin doğası gereği. Çünkü yani Halit Meşal kaç yıldan beri Gazze'ye gitmiyor. Gidemez zaten. Evet öldürürüm doğrusu zaten de yani. Zaten daha önce de suikaste falan da uğradı. Dolayısıyla Gazze'ye... Şimdi şunu var, yani bunu ben şey buluyorum. Yani şimdi Fatah'ın yani Filistin otoritesinin Türkçesinde onun Filistin yönetimi mi? Yani Fatah'ın oluşturduğu Filistin yönetiminin. Yani Filistin bu insanlar yönetimi inanılmaz yolsuz insanlar. Şimdi bunu evet, şey yapalım. Gerçek. Gerçekten çok yolsuz insanlar. Ben bunu nasıl şey yaptım? İlk böyle gözlerimle gördüm. Katar'da çok gördüm bunu. Bunu böyle beni böyle şok eden olay şuydu. Bu yani Mahmut Abbas'a da çok yakın. Zamanında işte efendim Yasir Arafat'la da çok yakın. İşte efendim ilişkisi ve şeyi olan yani bir rol olarak bir şey olarak bir kadın geldi Katar'a. İşte efendim bir konuşma yaptıracaktı. Benim çalıştığım üniversitedeki bir merkezle herhalde getiren, finanse eden. İşte efendim Doha'nın en lüks oteli tutuldu. İşte efendim Four Seasons bilmiyorum kaç bin dolar verildi yani oraya. Ondan sonra cuma tutulan yani yerde böyle bir stadyum gibi bir şeydi. Çünkü bütün Filistinler geldi konuşmaya. Ben böyle tam konuşma başlamadan 10 dakika önce geldim. Ben önlerde yer bulurum zannediyorum. Mümkün değil. Yani kocaman salonun böyle ortalarında bir yer gördüm. Ama hiç abartmıyorum. Kadın adını hatırlamıyorum şimdi kadının. Hiç mübalağa yapmıyorum. Kadının parmağındaki tek yaş yüzüğün büyüklüğünü gördüm ya. Ve ben böyle yani başka hiçbir şeyini dinleyemedim zaten kadının. Ertesi gün okula gittim. Bizim Taif diye bir arkadaşım vardı Mısırlı. Böyle Mısır milliyetçisidir yani. Arap milliyetçisi değil. Arada fark var. Hani bizdeki milliyetçiliği biz iki türlü kullanıyoruz ama Araplarda bir kavmiye vardır, bir de vataniye vardır. Bu vataniyeci. Yani vataniye ne demek? Sadece Mısır milliyetçisidir bu. Araplardan bana ne der? Hatta Sedat'ın yapmış olduğu barışı en doğru iş olarak anlatan bir arkadaşımdı yani. Ona gittim. Dedim ya böyle Taif, ben böyle bir şey gördüm dedim. Bu gerçek, herhalde gerçek değildir dedim ya. O kadar büyük bir yüzü. Ya bir ol dedi, bu kadının da skandalları bir değil, iki değil. Yani bunu dedi çok rahat dedi. Şimdi New York'ta dedi, Fifth Avenue'de gezerken dedi, en lüks mağazalarda görürsün dedi yani. Dedim, Filistin yönetimi öyle dedi yani. Evet, evet. Ondan sonra zaten... Mahmut Abbas'ın oğlu, işte efendim, ya bak bu daha vahim bir şey. Mahmut Abbas'ın oğlu, işte efendim, Batı Şeria'da kurulan yerleşkelerin çimentosunu sağlayan adam. Yani o bütün Filistinler ya işte efendim bizim topraklarımızı ele geçiriyorlar. Batı Şeria'da diye bu İsrail yerleşkesi kuruluyor. Orada çalışanlar kim? Orada işte efendim çimento sağlayan kim? Orada işte efendim müteahhitlik yapan kim?
Yani Filistin yönetimi inanılmaz yolsuz ama Hamas'ın özellikle yurt dışı kadroları da az kalır değil Evet. yani. Kesinlikle. Yani adamı çağırıyor mesela şeye, yani Hamas'ın lider atıyorum Türkiye'ye, kaldığı oteli beğenmiyor. 5 yıldız otelde kalmak istiyor. Böyle olaylar oluyor. Bunları bana anlatanlar hani cidden bunları uyduracak tipler değiller yani. Kesinlikle. Yani düşünsene senin halkın Gazze'de elektriksiz, susuz, sen işte efendim İstanbul'da kalma oteli beğenmiyorsun, 5 yıldız otelde kalıyorsun. Bu nasıl bir utanmazlıktır ya? Peki bir şey soracağım. Dolayısıyla Gazze'deki örgütün siyasi liderliği dinlememesinden daha doğal bir şey olamaz yani. Farklı realiteleri yaşıyorlar çünkü. Soracağım. Mesela şimdi iddialardan biri de şu, Arap basınında birçok yerde denk geldim bu iddiaya, Arapça basında. Diyorlar ki Hamas İsrail'e saldırısıyla birlikte Filistinlilerin tek lideri olmaya da oynuyor diye. Burada bir kısaca bilgi verelim arkadaşlar. Filistinli direniş örgütleri silahlı kanat olsun, siyasi kanat olsun çok parçalıdır. Batı Şeria'daki Mahmut Abbas yönetimiyle Hamas kesinlikle aynı masaya bile birlikte oturamazlar. O kadar derin uçurumlar var aralarında. Sen ne diyorsun bu konuda? Yani Mahmut Abbas yönetimine gerçekten Hamas rakip olabilir mi? Burada Hamas bütün Filistinlilerin liderliğine mi oynadı bu saldırıyla birlikte? Ya, Hamas zaten yani kabul edelim etmeyelim bütün Filistinlerin zaten lideri zaten yani. Yani Batı Şeria'da Mahmut Abbas ve çetesi ayaktaysa bunun sebebi İsrail'e hizmet ediyor olmaları. Yani başka hiçbir sebebi yok bunun. Yoksa Hamas oradaki seçimleri de almıştı. Fatah'ı ve tamamen o yolsuz tiplemeleri Filistin yönetiminden tamamen uzaklaştırırdı. Ancak ne Amerika ne İsrail bunu kaldıramadığı için Mahmut Abbas'ı iktidarda tuttular. Bugün Mahmut Abbas'ın hiçbir siyasi meşruiyeti yok. Hiçbir rolü yok. Tek rolü işte efendim Filistin'de işler rolünde yolunda gidiyor şey yapmak. Onun haricinde başka bir meşruiyeti yok ki. Mahmut Abbas'ın. Mahmut Abbas tabii orada Filistin yönetiminde olduğu için Filistin yönetiminde çalışan bir sürü insana maaş veriyor. Onun parası kimden geliyor? İşte efendim Filistin yönetiminde Amerika'nın verdiği destek, belki Birleşmiş Milletler'den gelen destek, işte efendim Suudiler, Körfezliler, çünkü onlar da mesela Hamas'tan rahatsız, İslamcılık bağlar olarak. Orada Mahmut Abbas'ın ayakta kalmasını istiyorlar. Mahmut Abbas'ı ayakta tutan Filistinlerin kendisi değil ki. Tamamen işte efendim Hamas'ın gelmesini istemeyenler şeyde dolayısıyla böyle Hamas şu anda tabii diğer örgütler de var yani zaten Filistin'in temsilcisi zaten yani en meşru temsilcisi zaten yani bir seçim olsa Evet. Batı Şeria'da kim kazanır? Hamas. Kesin yani. Yani Hiçbir şey yok. Gazze'de de Mahmut seçim kalma olsa ihtimali Hamas çok az. kazanır. Batı Şeria'da da olsa Hamas kazanır. Bir diğer mesele bugünün önemli haberlerinden biri de Hizbullah'ın Şeba çiftliklerinde İsraillerin radar istasyonunu dahil olmak üzere 5 tane noktayı vurması oldu. Şimdi arkadaşlar Şeba çiftlikleri Lübnan toprağı ama İsrail'in işgali altında. Bunu ben söylemiyorum, Birleşmiş Milletler söylüyor zaten. Sence yani en çok konuşulan, tartışılan meselelerden biri de şudur. Hizbullah bu savaşa girer mi, girmez mi? Hatta İsrail'in de bu konuda hazırlığı var gibi görünüyor. Dün mesela Oğuzhan Bey de söyledi. Diyor ki İsrail tehdit algısı olarak birincisi Gazze şeridine yöneliyor ama ikincisi de kuzeyde bir İsrail pardon Hizbullah saldırısı olur diye oraya da tahkimat yapıyor demişti. Şimdi sen mesela Hizbullah'ın bu savaşa dahil olma ihtimaline ne dersin? Ya ben çok Çok yüksek haklısın. görmüyorum bir rol. Yani çünkü Hizbullah aynı zamanda Lübnan içindeki siyasi bir yapı.
Yani Hizbullah'ın savaşa girmesi demek, bütün Lübnan'ın savaşa girmesi demek. Bu hiç kolay bir karar olmayacaktır Hizbullah açısından diye düşünüyorum. Sen ne dersin bu konuyla ilgili? Aynı fikirdeyim. Yani Hizbullah'ın bu aşamada İsrail'e karşı ikinci bir cephe açabilmesi hemen hemen çok düşük bir ihtimal. Sıfır demesen bile. Bunun bahsettiğin sebebinin yanında başka bir sebebi daha var. O da 2011'de Arap Baharı'nın başlamasıyla birlikte ve Suriye'deki rejime karşı protestolar özellikle silahlı hale geldikten sonra Hizbullah malum Suriye'deki rejimin tarafında yer aldı ve aktif olarak işte mücadele etti. Aktif olarak işte efendim isyanların bastırılmasına doğru aldı. Tabii bu böyle yıllarca süren bir şey ve bu böyle bu örgütleri, hele devlet değilse bu örgüt ve kaynağını İran'dan alıyorsa, dışarıdan alıyorsa, yani tüketen şeyler bunlar. Yani Hizbullah şu anda yorgun bir örgüt. Hizbullah şu anda Suriye'de halen daha devam ediyor mu bilmiyorum. Yani yani halen daha Suriye'de Esad rejimi tamam, yıkılma tehlikesi yok hemen hemen, ama eliye geçirsen daha iyi biliyorsun tabii Suriye'nin içini. Ben takip etmiyorum. Hizbullah hala devam ediyor mu yoksa geri çekildi mi? Hizbullah Suriye'den? Eskisi kadar yoğun değil ama hala var Suriye'de. Yani dolayısıyla Suriye'de böyle bir ayağı oradayken, işte efendim bir taraftan da bu kadar yorulmuşken, olmasa bile en azından bir 4-5 yıl dinlenme, yani saflarını sıklaştırma, üyelerini tekrar işte efendim böyle bir yenileme, güçlendirme, elinin altındaki silahların sayısını artırma gibi bir şeyden geçerken böyle yeni bir cephe açıp kendini tekrar tüketecek başka bir şeye girmez yani diye düşünüyorum. Çok düşük bir ihtimal. Belki diri olsaydı, dinç olsaydı, ellerinde işte efendim silah cephanesi güçlü olsaydı, moralmen yüksek olsalardı belki, hani yani bu fırsatı değerlendirelim, biz de işte efendim İsrail'i zor durumda bırakalım diyebilirlerdi. Ama bu sefer tabii şöyle bir tehdit var. Hani Amerika bölgeye şey yollamış, işte efendim savaş gemisi yollamış. Acaba İsrail, Hizbullah kuzeyden saldırsa bu sefer Amerika sert tepki verir. Amerika'nın vuracak, evet. Hizbullah'ı mı vurur? Yani Amerika bunu yapabilir yani. Amerika işte efendim Hizbullah'ı denizden vurabilir gerçekten de. Ve bu İsrail'in vurmasına da benzemez. Yani dolayısıyla bu risk varken Hizbullah'ın böyle bir kumarı oynayacağını düşünmüyorum şahsen. Senin dediğine ek olacak. Yani bir de bunun Lübnan için endişeleri var. Lübnan'ı savaşa sokacak. İsrail tekrar ya işgal ederse ayrı bir sorun. Dolayısıyla bu dönemde zor. Şimdi izleyicilerin sorusuna gelmek istiyorum. Arkadaşlar, sorularınızın başına büyük harflerle soru yazın lütfen. Nurdan Durak Hanım bir soru sormuş. Demiş ki, bu gece İsrail kara harekatı başlatırsa Lübnan ya da Mısır tarafından karşılık verebilecek savaşçılar girebilir mi? Demiş. Gazze'ye çok zor. Mısır'ın izin vermesi lazım onu. Yok, o imkansız ya. Hizbullah'a da konuştuk zaten. Hizbullah'tan da olmaz. Evet, Hizbullah ancak kuzeyden girerse girer. Yani çok zor. Bunu cevaplamıştın aslında. Evet. Türkiye'nin pozisyonu ile ilgili bir soru var. Muharrem Palaz demiş ki, Türkiye itidal çağı açıklamalarından daha farklı açıklamalar yapmaya başladı. Bu durum arabulucu girişiminin Katar'a verilmesinin de bir etkisi var mı? ABD ile ters düşmesi de var demiş. Ben hala Türkiye'nin itidalli olduğunu düşünüyorum açıklamalarının. Yani hem bir taraftan... Ben de aynı fikirdeyim. Hala dengeli davranıyor Türkiye. Filistinlilerin işte efendim sorunlarına nazara verirken diğer taraftan da işte efendim İsrail'le kapıları açık tutmaya çalışıyor. Belki kapalı kapılar arkasında Hamas'la konuşup işte efendim ellerindeki yani tutsakların takasını belki şey yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin şu andaki izlediği politikayı bence şey buluyorum ben. Yani iyi buluyorum yani. Doğru buluyorum, makul buluyorum. Olması gereken bu bence. İki tarafa da tam anlamıyla kendini şey yapmadan, angaje etmeden, ki bunu
hani iktidardaki partinin kendi tabanı, İslamcı tabanı tam tersi şey istiyor. Yani oraya ordu gönderelim falan diyor. Yani bu alttan gelen bu talebe rağmen Türkiye hükümeti bence çok iktidarlı. Bence de. Semiç demiş ki Türkiye-İsrail arası ne olacak ilişkileri şimdi? Yani bence burada İsrail bir kere Türkiye'nin pozisyonundan memnun. Çünkü ne olursa olsun Türkiye karşı tarafla ilişki kurabilen bir ülke diye düşünüyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Yani tabii ki dediğim gibi halen daha bence Türkiye'nin duruşu diğerleriyle kıyaslandığında şey, hani mesela büyükelçi geri çekilmedi. İşte efendim İsrail diye işte bir şey yapılmadı, hani bence etkilemez. Hani en de sonunda hani Türkiye'de diğer ülkelere göre kamuoyu baskısının olduğu bir ülke ve bu İsrail bunu hesaba katacaktır diye düşünüyorum. Ama zaten İsrail şu anda Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan hiçbirisini takmıyor zaten yani. Hani kim ne derse desin şey yapıyor. Dolayısıyla hani Türkiye'nin ne diyeceğinin bir önemi yok İsrail'in şu anda. Yani bir noktadan sonra İsrail herhalde şey diyor, bu da geçecek ve bundan sonra hani zaten işler eskisi gibi rayına girer diyor. Giriyor da zaten hani İsrail için. Herkes yavaş yavaş normalleşmenin gerektiğine inanıyor. Türkiye bile normalleşti. Hani Mavi Marmara krizi çıkarmış bir iki ülke arasında değil mi? 50 tane vatandaş ölmüş. Yani buna rağmen Türkiye ile ilişkiler normalleşti. Elçilikler atandı karşılık olarak. Bu kötü bir şey değil bence zaten. Yani İsrail'le kavga etmenin bir manası yok. İsrail'le arasının bozuk olmasının Filistinlere de bir faydası yok. Evet, aksine zarar verir. Aksine zarar veriyor. En azından hani İsrail'le bir diplomatik ilişkilerin olması şeyini kullanarak hani oradaki Gazze'ye yardımlar gönderilebilir. Oradaki insanların en azından ihtiyaçları biraz karşılanabilir. Bence bunda bir şey yok yani. Yani İsrail'le Türkiye'nin bir arası iyi olsun ki yani böyle İsrail üzerinde bir şeyi olsun, etkisi olsun. Ama İsrail, Türkiye tamamen atsa köprüleri bile İsrail şu anda onu takacak durumda değil zaten. Evet. Muharrem kesinlikle. Muharrem Palaz demiş ki Mısır Refah sınır kapısını kapattı ve yabancıların çıkması için de açmayı reddetti. Mısır Hamas militanlarının sivillere karışıp Mısır'a geçmesini istemiyor olabilir mi? Ya şimdi Refah sınır kapısının altı malum tüneller var. Mısır'a aslında oradan iyi bir kara borsa ticaret dönüyor aslında. Evet. Yani bazen böyle biraz Mısırlılar Amerikalılardan para almak ve İsraillerin tepkisini çekmemek için o kapıyı kapalı tutuyor ama alttan alta da bir tüneller var. Onlara göz yumuyor en azından. Hatta bir keresinde herhalde Amerikalıların ve İsraillerin baskısıyla o tünelleri içine su şey yaptı. Su doldurdu yani İsrail. Hatta su içerideki bastı, 17 kişi, evet. 17 kişi veya o sayıda kişi ölmüştü. Yani boğularak ölmüştü. Büyük bir şey oldu tabii ki, olay oldu. Yani neticede Mısırlılar da Filistinlere sempatili. Yani devletin politikası belki hani menfaatleri gereği belki hani bunu sürdürmek zorunda ama yani Hamas militanlarının kaçmak istiyorlarsa kaçabilirler diye düşünüyorum o şeyde, tünellerden. Hani Mısır devleti eğer ya ben Hamas'ları yakalayacağım sivillerle birlikte ne olursa olsun onları dediğim gibi orada kapıda bekler ve çıkanı tutuklar yani. Ama Hamas'ın militanlarının kaçıp kaçmayacağından emin değilim yani. Hani Filistinlerle, İsrail'le yani böyle bir Armageddon gibi bir son karşılaşmaya gidelim de diyor olabilirler yani. Hani 2006'da Hizbullah'ın yaptığını biz de yaparız diye kendilerini motive etmişlerse tabii farklı bir şey. Çünkü son saldırı bayağı bir cesur bir saldırı. Yani İsrail'e saldırısı, evet. Evet, yani hani bunun neticelerinin böyle bir kare harekatı olacağını kestirememiş olmaları
beklemek çok zor. Yani bence beklemişler ve ona göre hazırlık yapmışlardır diye düşünüyorum ama tabii hani İsrail'in o bombalaması o hazırlığı ne kadar bozar onu göreceğiz. Onu bilemeyeceğim yani. Güner Köksal Hanım'ın bir sorusu var. Demiş ki bugün Londra'da sadece 1.000 kişi protesto için yürüdü. Sizce dünyaya yayılmış Müslümanların bu savaş umurunda mı? Gerçekten de mesela bazı başkentlerde atıyorum Mısır'da öyle aman aman bir gösteri olmadı. Bir en çok en kalabalık gösteri Bağdat'taydı. Gerçekten muazzam bir kalabalık toplanmıştı. Ama onun dışında öyle çok da şey olmadı. Yani hani ne diyelim? Yeri sarsacak böyle seslerini gümbür gümbür duyuracak gösteriler görmedik. Yani tabii bu hani benim çok böyle hani doğrudan bilgim olan bir konu değil ama neticede Amerika'dakilerin ondan sonra cuma Avrupa'daki Müslümanların kendi sorunları var zaten. Yani hani o kendi sorunları içerisinde boğulmuşlar. Çok fazla Orta Doğu'ya dikkat ettiklerini zannetmiyorum eğer Filistinli değilse. Yani en azından Amerika'daki Müslümanları biliyorum. Yani Amerika'daki Müslümanlar yani Filistinlilere ne kadar çoğu Pakistanlı zaten. Yani gerçi Pakistan'daki gösterilerden gördüğümüz kadarıyla onlar bayağı bir angaje ama çok Filistinli. Öfkeliler, evet. Ama Amerikalılar Amerika'da yaşayanların kendi dünyaları var ya. Onlar pek Orta Doğu'ya dikkat etmiyor olabilir yani. Bir de tabii şöyle bir şey var yani şunu unutmamak lazım. Yani Batı'da özellikle Amerika'da inanılmaz bir şey var yani baskı var yani. Yani iki konuda baskı var. Birincisi bu LGBT ve translar konusunda. Yani gerçekten insanlar ağızlarını açmaya korkar hale gelmişler. Bir de bu İsrail, Hamas konusu. Yani orada yani şöyle bir şey oldu. Ben yani bunu hiç şahsen yakıştıramadım yani Amerikalılara. Harvard galiba, Harvard'daki bir sürü öğrenci şeyi ve İsrailler baskı yapıyor. Yani bu öğrenci gruplarında bu imzayı atanların isimleri açıklansın diye neden açıklanmalı? Çünkü iş bulamasınlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani o yani 18 Filistin'e destek Aralık için evet Filistin'e imza destek nitelikli toplanmış. açıklama. Orada imza atanlar, bildiriye imza atanların isimlerini istiyor bazı şirketlerin CEO'ları. İş vermeyeceğiz Evet. bunlara diye. İş, yani iş verilmesin diye bir kampanya yürütüyor. Ha, Amerika'da etkiler mi etkilemez mi şeyini başka bir konu ama yani onu en de sonunda göreceğiz, görmeliyiz ama yani olay bu derece baskıcı olabiliyor Amerika'da. Yani mesela ben Filistin kendi başımdan geçen bir olayı anlatayım burada. Hani çok fazla ciddi konuştuk. Belki biraz kişisel bir anekdot konuyu yani ağırlığı belki biraz yumuşatabilir. Ben bir Amerikan üniversitesinde ders veriyorum. Öğrencilerimden birisi Filistinliydi. Yani bir derste Filistin konusunu konuştuk falan. Yani bu çocuk böyle normalde her derse söz alıp işte efendim yorum yapan bir çocuk yani. Yani böyle çok en çalışkan değildi sınıfın ama hemen hemen her konuda fikrini söyleyen gayet yani katılımda sorun olmayan bir çocuk. Normalde ben hani bu Filistin-İsrail konusu konuşulurken en çok konuşacak kişi o diye bekliyorum. Bütün bir ders boyunca, 1,5 saat boyunca ağzını açmadı çocuk yani. Yani şaşırtıcı bir şey yani. Afrika hakkında konuşsam bile konuşan bir çocuk bu. Ben tabii dersten çıktıktan sonra onu çağırdım. Sami adı. Sami dedim yani sen dedim normalde her şeye konuşan bir çocuksun. Ne oldu yani bugün böyle bu kadar sessiz? Üstelik yani senin konun yani bu. Yani bu çocuk nasıl bir çocuk? Bu çocuğun babası Filistinli. Ama babası şeyde doğmuş. Lübnan'daki bir mülteci kampında doğmuş birisi. Hasbelkader oradan bir bursla Bulgaristan'a gidiyor ve orada okuma fırsatını eline geçiriyor. Orada bir Bulgar kadınla evleniyor. Şu anda Bulgar vatandaşı. Kendi çocuk da zaten Bulgar vatandaşıydı. Ama kuzenleri hala Lübnan'da mülteci kampında yaşıyor yani. Üç nesildir, dört nesildir falan yani. Hani onların da durumunu çok, çok iyi biliyor nasıl hayat yaşadıklarını falan. Hani sürekli onların yaşamış olduğu şeyleri böyle içten içe şey yapan birisi.
Dolayısıyla onun böyle 1,5 saat boyunca böyle susması beni çok şey yaptı, etkiledi. Yani bazen en etkileyici şey çok şey söyleyecek insanın sessiz olması. Sessizliği, evet. Ama ben tabii şey yapamadım, böyle dersten sonra çağırdım Sami, dedim sen, dedim böyle, dedim ben senin bugün çok konuşacağını zannediyordum. Çünkü bu senin konu yani sonuç olarak, hani sen Filistinli olarak ne düşünüyorsun, ne hissediyorsun? Bana şunu dedi, ya ben hala unutamıyorum dedi. Profesör dedi, ben dedi bugün dedi söyleyeceklerimden korktum dedi yani. Yani korktuğu için susuyor. Ve Amerika'da bu Filistinlerden beklenen şey. Yani ne kadar içinde fırtınalar koparsa kopsun, sessiz ol. Dün bir tane Türk televizyonlarına bir tane Filistinli bir profesör katıldı. 20 dakikalık bir röportajdı. İşte Filistin'deki durumu anlatıyor. En az 3 kere şey dedi ya, ben analiz yapıyorum diyor. Analiz yapıyorum. Ya bunu niye açıklamak zorunda kalıyor? Neden bunu vurgulamak zorunda hissediyorsun sen? Ki bu adam profesör. Yani Amerika'daki üniversitede bizim tenür dediğimiz şeyi almış birisi. Yani nasıl bir susturulma mekanizması kurgulanmış ki bu? Değil mi? O profesör bile bakın ben burada analiz yapıyorum deme ihtiyacı duyuyor. Bunu 3 kere dedi ya. 1 kere değil, 2 kere değil, 3 kere değil. Yani dolayısıyla bir de bu baskı ortamını, işte efendim insanlar belki bugün fişlenmeleri, işte efendim bu o Yahudi, tabii sadece Yahudiler yok aynı zamanda. Tabii Amerika'nın neden bu kadar İsrailci olduğu sorusu da var. Bunu da istiyorsan başka bir zaman tartışalım. Uzatmayayım çünkü çok fazla uzattım bu konuyu, ama batıdaki insanlar da böyle bir şeyde yaşıyor yani. O kadar değil sadece. Burada sorunun cevabını bitirmiş olayım, uzattım. Can C. demiş ki, Batı'da bence yükselen bir Arap-Müslüman nefreti de etkili. Batılılar artık Müslüman Arapların sorunlarıyla uğraşmak istemiyor demiş. Evet. Haklı olabilir. Diyorum. Yani doğru. Mr. Sun, Hamas ne istiyor tam olarak? Bu çok genel bir soru. İsterseniz bunun alanını biraz daraltın. Tekrar sorun. Çünkü Hamas kuruluş itibariyle ne istiyor, örgüt olarak ne istiyor, son saldırıyla ne istiyor, İsrail saldırıları başladıktan sonra ne istiyor? Dolayısıyla çeşitlendirebiliriz soruları. Biz zaten sıkıntı Hamas'la alakalı bir yayın yapacağız. Yani evet. Hamas'ın ideolojisine bakacağız. Hamas'ın tam olarak kendi yaptığını nasıl meşru gördüğünü veya nasıl meşrulaştırdığına bakacağımız için orada herhalde bu sorunun cevabı verilir. Daha detaylı veririz muhtemelen. Şimdi Rukan Kaya benim aslında soracağım sorulardan birini sormuş. Demiş ki Suudi Arabistan'ın 1967'de Kudüs Filistinlere verilmedikçe petrol ambargosu uygulayacağını söyleyecek kadar sert ve net tutumu bugün nasıl bu kadar değişti? Çünkü zamanında evet, Arap ülkeleri petrol ambargosu uygulamışlardı arkadaşlar. Ve o zaman. Bir düzeltme yapayım. 1967'de böyle bir petrol ambargosu uygulama tehdidi yaptığımı Suudi Arabistan hatırlamıyorum ben, ama 1973'te bahsetmiş olduğum savaşta, Yom Kippur Savaşı, Mısır'la Filistin arasında, İsrail arasındaki 1973 Yom Kippur Savaşı'nda ilk İsrail-Mısır Savaşı saldırıyor zaten malum. Ve ilk günlerde, ilk saatlerde inanılmaz derecede büyük başarı elde ediyor. İsrail'i şok ediyor. İsrail daha sonra toparlanmaya başlıyor, ama toparlanması için Amerika ciddi anlamda silah yardımında bulunuyor. Yani Amerika'nın silah vermesi savaşın sahadaki dengeleri çok ciddi anlamda değiştiriyor. Buna tepki olarak Suudi Arabistan liderliğini, özellikle Arap İran da var tabii, o zaman Şah İran'ı var. Özellikle OPEC'in Müslüman ülkeleri diyelim, sadece Arap ülkeleri demeyelim, İran da çünkü katıldı. Bir petrol ambargosu başlattılar. Yani efendim, özellikle İsrail'e destek veren, Japonya dahil bu arada, Japonya da var. Petrolü üretimini yani yollamıyoruz diye bir ambargo var. Malum işte efendim petrol fiyatları fırladı ondan sonra cıma ve o ambargo etkisini göstererek Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği
ortaklaşa olarak iki tarafı baskı yaparak barış masasına oturttu. Dolayısıyla Suudi Arabistan 1973'te böyle bir girişim yaptı. Bugüne neden gelindi? Ondaki en kritik dönemeç 1990 yılıdır. 1990 yılında ne oldu? 1990 yılında malum Irak'ın gelmiş geçmiş en beyinsiz devlet yöneticisi Saddam Hüseyin Kuveyt'i işgal etti. Ağustos ayında malum. Sebep ne? Daha önce yine başka bir beyinsizliğini örtmek için, o beyinsizlik İran'a karşı savaş açmasıydı. Bu 8 yıl süren bu savaş boyunca Irak inanılmaz derecede borçlandı tabii. Bu borçlanın bir kısmını Kuveyt dendi. Kuveyt çünkü savaş boyunca Saddam Hüseyin'e finansal yardımda bulundu. Saddam bu parayı ödemek istemedi. Borcu. Ve malum Kuveyt Osmanlı döneminde Basra'nın bir eyalet oldu. Basra eyaletinin bir alt parçası olduğu için, kaymakamlık olduğu için zaten Kuveyt Irak'a aittir deyip işgal etti. Bu tabii Körfez Arapları için çok büyük bir şok oldu haliyle, anlaşılabilir bir şekilde. Çünkü o zamana kadar Arap Birliği, Arap işte efendim kardeşliği için işte efendim ciddi olarak işte efendim böyle cebinden para çıkartıp dağıtan bir şey bu. Ki mesela hani Kuveyt, Suudi Arabistan'da mesela Islamic Development Bank'ı vardır mesela. İslami Kalkınma Bankası. Mesela Kuveyt'in de Arap Kalkınma Bankası vardır mesela. Hala vardır bu arada. Yani Kuveyt o kadar böyle Arap ülkelerinin şeyini bir anlamda tam Arap idealini benimsemiş bir ülkeyken 1990'da bir Arap ülkesi tarafından işgal ediliyor. Ve işgal edilme sebebi de savaş boyunca ona maddi yardımda bulunması, o parayı geri ödemek istememesi Saddam'ın. Daha da peki bu olay olduğu zaman ne oluyor? Daha kötü şeyler oluyor. Yani şey açısından söylüyorum. Yani ilişki, Arap bilinci açısından, Körfezlilerdeki Arap bilinci açısından söylüyorum. Filistinler, Kuveyt'te çalışan Filistinler, İsrail, Irak ordusunu kahramanlar olarak karşılıyor. Alkışlarla. Evet. Ki Kuveyt, Filistin davasında parasal olarak, yani askeri olarak olmasa bile parasal olarak en fazla desteği vermiş bir ülke. Öyle ki yani Fatah'ından tutun diğerlerine kadar Filistin Kurtuluş Örgütü, yani Arap Ligi tarafından Filistinlerin temsilcisi olarak kabul edilen Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Kuveyt'te yaşayan Filistinlerden vergi toplamasına bile müsaade ediyor. O kadar yani şeyini açmış ve o Filistinler yani iş vermiş, işte efendim para kazanmalarını sağlamış, rahat hayat yaşamlarını sağlamış vesaire. O Filistinler Irak ordusunu kahraman gibi karşılıyorlar. Kurtarıcı olarak karşılıyorlar. Yetmiyor. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün lideri Yasir Arafat Bağdat'a gidiyor. Ve işte efendim Körfezliler perspektifinden Saddam'ı destekler nitelikli bir açıklama yapıyor. Aslında Yasir Arafat nötr kalmak istiyor. Ama öyle bir anda Körfezliler için nötrlük taraf olmak demek. Evet. Körfezliler için bu arada Müslüman kardeşlerle kırılma da 1990 yılı. Çünkü Arap özellikle Suudi Arabistan kendi topraklarına yani Amerikan askerleri yerleştiriyor. 5.5 milyon asker geliyor Amerikan ordusu. Yani hem krallığı savunmak için hem de şey yapmak için. Yani Irak'ı Kuveyt'ten çıkarmak için. Güç kullanmak için. Suudi Arabistan davet ediyor bunları. Tabii bu Orta Doğu'daki Müslüman Kardeşler Hareketi'nin liderlerini harekete geçiriyor. Bunların 5 tanesi bir araya geliyor. 5-6 tanesi bir araya geliyor. İşte Yemen'deki, Ürdün'deki, Mısır'daki vesaire. Türkiye'den de Necmettin Erbakan rahmetli. Onlara katılıyor ve Bağdat'a gidiyorlar. İlk önce Suudi Arabistan'a gidiyorlar. Sonra Bağdat'a gidiyorlar ve orada Amerika'nın bu işe müdahil olmasını istemiyorlar. Nasıl çözeceksin bunu? Adam işgal etmiş ülkeyi. Yağmalıyor. Ülkeyi yağmalıyor resmen. Nasıl çözüm? Barışçıl çözülme imkanı yok. Yani burada oradan atma bir tek güçle olur. Suudi Arabistan ve Körfezliler tabii Amerika'yı destekliyorlar. Amerika'yı çağırıyorlar. Kendi güçleri de müdahil oluyor. Çok sembolik dahi olsa Katar'ın mesela işte benim yolladığı askerler, Birleşik Arap Emirlikleri yolluyor vesaire. Dolayısıyla Yasir Arafat'ın
yapmış olduğu açıklama, yani nötr kalma Saddam gibi gözükmez. Hatta öpüyor mu Saddam? Öyle bir şey. Yanağından öpüyor yani. Böyle bir görüntü. Daha sonra işte benim Filistinlerin körfezleri Irak ordusunu böyle ayakta kahramanlar gibi karşılaması, körfezlilerin Filistinlilere yönelik bütün şeyini, sempatisini öldürüyor diyebiliriz yani. Evet. Ve Kuveyt kurtulduktan sonra ve bütün körfezler hemen hemen peyderpey bütün Filistinler, bunu en radikal yapan Kuveyt dedik. Hepsini atıyor ülkeden. Yani daha önce 300 bin, 400 bin civarında Filistinli varken 30 bin civarına kadar kalıyor ancak Kuveyt'te. Onlar da belki vatandaşlık almış olanlar ve belki de hani bir şekilde o dönem sadakatlerini ispatlamış olanlar. Bugün Filistinlilerin Amerikan vatandaşı yoksa, Batı vatandaşı yoksa hemen hemen Körfez'e vize alması bile çok zor, imkansız yani. Sebep Kuveyt'ten. Oraya kadar gidiyor çünkü. Evet. Ama zaten Arap dünyasında özellikle Filistinlilerin söylediği şeylerden biridir. Mesela Yasir Arafat'ın en büyük hatası Saddam'ı desteklemekti diye. Tabii. Şimdi bir soru daha var. Muharrem Palaz demiş ki Mahmut Abbas ölünce Batı Şeria'da bir Gazze olur mu? Yoksa İsrail'in kontrolünde kukla bir hükümetle devam mı eder demiş. Yani bu biraz spekülatif olur bunun cevabı ama bilemedim. Sen eklemek istediğin bir şey var mı senin? Yani bir şey değişmez çünkü Mahmut Abbas bir kişi değil. Mahmut Abbas orada işte efendim Filistin yönetimiyle birlikte komple askeriyle, askeri yok zaten, polisiyle, güvenlik güçleriyle diyelim, diğer devlet teşkilatıyla İsrail'e hizmet eden bir yapı. Mahmut Abbas'ın yerine başkası gelir, o da aynı şekilde devam eder. Evet. Şimdi Dilek Karagöz demiş ki Filistin'de El Fethi'nin etkinliği ya da durumu nedir? Çok sağ olun, selamlar. Size de selamlar. Bu konuyla ilgili aslında Birol uzun uzun anlattı. Yani hatta şeyi de dedik. Bugün seçim olsa Gazze'de de Batı Şeria'da da Hamas kazanır diye, ama ayrıca bir soru sorduğu için Dilek Hanım aktarmak istedim. Eklemek istediğim bir şey var mı bununla ilgili? Yok hani El Fethi kendini tüketti zaten. 1982'de Filip Lübnan'dan kovulduğu zaman zaten herhangi bir etkinliği kalmamıştı. Şu anda da yok. Evet, Bordu demiş ki tek devlet çözümünün gerçekleşmesi için ne gerekli? Şu an bunu mümkün kılacak gruplar veya koşullar var mı? Yok, çünkü hiç kimse istemiyor. Evet, iki devletli çözümden bahsediliyor yani. Herkes. Yani Çin Çin bile iki devlet diyor. Amerika iki devlet diyor. Filistinler iki devlet diyor. İsrailler iki devlet diyor. Halbuki yani mesela orada bir Filistin devleti kurulsa, iki tane parçaya ayrılmış, girişleri çıkışları İsrail tarafından kurulmuş. Böyle bir devlet değil ki bu zaten. Bu devlet görünümlü bir yapı bu. Zaten iki devlet kurulmaz. Heisenberg demiş ki Esad'ın düşmesi Hamas için olumsuz değil miydi? Suriye açıkça Filistin'i destekleyen nadir ülkelerden ve İsrail ile komşu. Neden iç savaşta Esad karşısında yer aldılar? Müslüman kardeşler faktörü arkadaşlar. Yani Hamas Müslüman kardeşlerin Gazze kolu olarak kuruldu zaten. Kuruluşunda var o. Yani sen ne demek istersin? Evet, Hamas için büyük aptalca bir hareketti bence. Çok. Yani o dönem yani şey deselerdi ya kardeşim bizim kendi mücadelemiz var. Biz işte efendim burada yani büyük Orta Doğu'daki işte efendim devletler arasındaki mücadelelerin bir parçası değiliz deyip hem Türkiye ve Katar'a hem de İran'a hem de Mısır'a hem de diğerlerine karşı orta noktada olabilseydi. Olabilirdi bence. Herkes anlardı da. Kimse hani İslami cihat yaptı onu. Yani bence makul olan oydu. Hamas keşke onu yapsaydı. Yani en azından kendi davası açısından daha iyi olurdu diye düşünüyorum ben. Evet. Ki İslami cihat yaptı yani. Biz girmeyiz bu işe dedi. Ve İslami cihadın şu anda Suriye'de ile de arası iyi. İran'la da arası çok iyi.
Özgür Çetin demiş ki Batı dünyası ve İsrail'in amacının barış olmadığı görünür gerçekler. Görünür gerçekken bu sürecin sonu büyük resimde nedir? Yani tamamen Filistinlilerden amacı barış değil. İsrail mi kurmak acaba? İsrail'in amacı hani, sence? Bunu yapabiliyorlar mı? Bunu hani İsrail yapabilirse yapmak ister tabii ki. Tamamen Filistinlerden arındırılmış bir Filistin. İsrailler için rüya gibi bir şey. Şu anda bunu yapamaması zaten bir İsrail açısından sorun. Hamas'ın da barış gibi bir derdi yok. Yani bu iki yapı aslında şu anda savaş halinde. Hiçbir zaman ateşkes imzalanmamış. Hamas İsrail'in varlığını kabul etmemiş. Amacı olarak işte efendim Filistin'in her toprağının özgürleştirilmesi olarak gören bir hareket. Barış gibi bir amacı olamaz zaten yani. Evet. Mediterranean yeti mi? Evet. Şu anda Çin ve Rusya'nın bu konuda tutumu nedir? Her konuda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Batı ile karşı karşıya dururken bu konuda net bir ifade kullandılar mı? Kullandılar arkadaşlar. Çin iki devletli çözüm dedi. Yani ayrıca Filistinlere yönelik adaletsizliktir bu durumun sebebi diye bir açıklama da yapıldı Çin'den. Rusya'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde görüşülmek üzere bir tasarı dağıtmaya başlamıştı dün itibariyle. Ama yine Rusya'da iki devletli çözümden yana bunu açıkça belirttiler. Hatta Maria Zaharova'nın da bir açıklaması vardı bu konuyla ilgili. Tavırları net bu konuyla ilgili yani. Tabii burada şeyin de etkisi var. Yani Ukrayna-Rusya savaşının da etkisi var. Aslında Rusya'nın İsrail'le ilişkileri çok iyi. Ama son Ukrayna-Rusya krizinde İsrail Ukrayna'yı destekledi. O yüzden Rusya biraz da onun hırsını çıkarmaya çalışıyor İsrail'den gibi bir havada var. Son soru olsun. Senin alanın. Sana bırakıyorum soruyu bir ol. Muharrem Palaz demiş ki bu savaş Orta Doğu'da IŞİD, El-Kaide, İslami Cihat veya diğer radikal İslami örgütlerin güçlenmesine ve taraf kazanmasına yol açar mı? Ya şimdi bu örgütlerin yani düşmanlarından birisi Amerika tabii ki yani ve Batı ve bunlarla işte efendim işbirliği yapan yerel rejimler bu örgütlerin şeyi bir numaralı şeyi. Dolayısıyla Amerika'nın böyle bir savaşta yani böyle bir yani kriz ortamında çok açıktan İsrail tarafını tutması, Batı'nın çok açıktan İsrail tarafını tutması, yani tabii ki halkları yani bu tür küresel güçlere karşı harekete geçirmek isteyen örgütleri daha popüler hale getirecektir ama bu yeterli mi? Tabii ki yeterli değil ama daha fazla güçlenirler mi? Bu biraz devletlerin zayıflamasıyla alakalı. Yani hani evet. Devletler çökmedikçe bu olmaz. Yani dolayısıyla hani Amerika'ya savaşan IŞİD'e mesela bu olay destek kazandırır mı? Veya El-Kaide'ye, İslami Cihad'a. İslami Cihad eğer Gazze'deki kastediliyorsa o tabii ki zaten Gazze'de belli bir varlığı olan bir olay. Ama dediğim gibi yani bu tür örgütlerin tekrar böyle yükselip güçlenmeleri için daha fazlasına ihtiyaç var bundan. Yani özellikle IŞİD'in mesela ortaya çıktığı ortam değil mi? Devletin tamamen çöktüğü ortamlar, iç savaşın sürdüğü ortamlar. El-Kaide zaten hemen hemen yok gibi bir şey artık. Yani El-Kaide'nin bir şeyi kalmadı. Taliban var şimdi. Yani Taliban tabii onlardan arasında ayrı tutmaya çalışıyor. Çünkü artık bir devlet yönetiyor yani. Yani dolayısıyla böyle bu kadarcıktan daha fazla olan şeylere ihtiyaç var. Bu tür örgütlerin güç kazanması için. Diye düşünüyorum bu kadarcık cevabım. Yani hani bir tek bu olayla bunlar taraftar kazanmaz. Şimdi Can C demiş ki Birol Bey bu son yaşanan savaşın dünyada zayıflamakta olan
siyasal İslam'a bir can simidi olduğunu düşünüyor mu? Ben biraz öyle düşünüyorum çünkü demiş. Son soru dedim ama iki tane güzel soru daha geldi. Onları da sorayım. Ondan sonra yayını topluyoruz arkadaşlar. Kapatıyoruz yani yavaş yavaş. Şimdi siyasal İslam zayıflamaz. Yani onun yükseldiği ve şey yaptığı dönemler o var tabii ki. Bu çöktüğü diye veya zayıfladığı dönemler devletin baskılarının arttığı dönemlerdir. Ama bu dönemler sonsuza kadar devam etmez. Bu dönemlerin zayıf şey yaptığı dönemler olur. Yani devletler bunu devam ettiremez. Çok basitçe. Dolayısıyla bu devlet baskısının özellikle Mısır'da mesela ihvana yönelik zayıfladığı durumda siyasal İslam tekrar yükselir. Bu olay siyasal İslam'a tekrar bir can simidi olur mu? Rejimlerin bu olayı nasıl biraz manipüle edeceği, biraz kendi lehlerine kullanmayacaklarıyla da biraz alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani ama ben siyasal İslam'ın biteceğini düşünmüyorum zaten. Yani belki evet tamamen kökü kazınamaz zaten yani. Kökü kazınamaz ki siyasal İslam bundan daha kötü dönemlerden de geçti. Hele Batı'da ve Amerika'da bu kadar varlığı da varken siyasal İslam'ın hani oradaki kurumlara girmişler, orada yaşıyorlar, tabanları var vesaire. Çok zor. Evet. Çağla Yaşımoğlu demiş ki Hamas'ın roketleri nasıl yaptığı lojistiği konusunda İsrail bilgi verdi mi biliyor musunuz acaba? Yok, İsrail bu konuyla ilgili bir detaylı bilgi vermedi. Ben denk gelmedim en azından. Ama Hamas kendi roketini kendisi yapıyor. Bunun teknolojisini de İran verdi. Hatta bir iddia var. Rusya'nın verdiği teknolojiyle birlikte Kalaşnikov mermisi vesaire de yaptığına dair bir iddia da dolaşıyor gündemde. Şimdi sevgili yorumluyorum. Demiş ki Netanyahu'ya ait olduğu iddia edilen ve dün de sorduğum Hamas'ı büyütmeliyiz beyanatını araştırdınız mı? Ben o videoyu bulamadım. Bugün çünkü Twitter'da yazdığınız şeyi de gördüm, soruyu da gördüm ama bilgim olmadığı için cevap veremedim. Siz eğer o videoyu bulabilirseniz Twitter'da beni mentionlayıp şey yapın, İbranice bilen birine soralım. Olur mu? Bakalım başka ne var? Sonun sonu sorusu olsun arkadaşlar. Evet. Bilal Çodur demiş ki Hamas bizim Kuvayi Milliye gibi değil mi? Sonuçta işgali kabul etmiyor. Bunun siyasal İslam'la ilgisi nedir? Şimdi arkadaşlar biz bununla ilgili bir olsan cevabını vermeden önce hatırlatayım. Biz Birol Başkan'la bu konuyla ilgili yayın yaptık zaten El Fetih ve Hamas diye. O yayına bir göz atın isterseniz. Yani onun dışında zaten salı günü de Hamas'a dair çok geniş detaylı bir yayın yapacağız. Hamas'ın ideolojisi, meşruiyeti, işte kullandığı esaslar vesaire gibi. Ama bu ön bilgiden sonra senin söylemek istediğin bir şey var mıdır bir olgunla ilgili? Yani tabii yani benzerlik var tabii ki. Sonuçta işgali kabul etmiyor. O işgale karşı savaşıyor. İsrail'in yaptığı bir işgal mi? Bu soru tabii ki biraz çetrefilli bir soru. Ne kadar işgal sayılır, ne kadar işgal sayılmaz. İşgal olduğu bölümler var. En azından 1947 Birleşmiş Milletler bölünme şeyini kabul edersek yani. Yani eğer orada tabii işgal ettiği bir Arap toprağı var. Askeri olarak içinde varlığını devam ettirdiği Batı Şeria var. Abluk altında tuttuğu Gazze var. Yani bir de Arap toprağı var. Normalde Arap devleti kurulması gereken bir Arap toprağı vardı. Hani 1947'yi bile kabul etsek şey olarak. Hani orada bir Yahudilerin devlet kurma hakkını tanıyalım. Onu kabul etsek bile işgal ettiği bir Filistin toprağı var. Ki mesela buna da occupied territories bile deniyor yani. Hani o şey olarak İngilizce tabiriyle yani uluslararası şeyde işgal altındaki topraklar. Dolayısıyla bazıları işgali kabul eder, bazıları etmez. Yani bu bizim şeyde de oldu. Yani tarihimizde de oldu değil mi? Normalde Osmanlı Sevr Anlaşması'yla işte efendim o işgallere göz yumdu aslında. İzmir'in işgaline işte efendim Doğu Anadolu'da bir Ermeni devletinin kurulmasına bir anlamda göz yumdu. Bize Anadolu'da çok küçük bir alanı bırakmışlar. Yani. Onun haricindeki her yere anlaşmaya göre işgal edebiliyorlardı.
Dolayısıyla kendi devletin bunu kabul etmiş. Birileri kabul etmiyor bunu. Ki kabul etmeyenler o Kurtuluş Savaşı'nı başlatan zaten. Şimdi iki hafta sonra Cumhuriyet'in de kurguşu, bu vesileyle de onları anmış olalım. Onlar işte kelle koltukta, ki Atatürk'le alakalı yani idam cezası da veriliyor. Fetva da veriliyor değil mi? Hani gören öldürsün deniyor yani. Yani daha riskli ne var yani insan açısından. Dolayısıyla çok bir fark yok gibi gözüküyor. Siyasal İslam'la alakası ne? Hamas'ın salı günü tartışacağız. Yani bu işgali karşı direnişini İslami bir terminoloji kullanarak meşru gösteriyor. Tamamen İslam'dan devşiriyor o meşruiyetini. Ki bunu Atatürk de yapıyor. Yani hani Atatürk de Cumhuriyet Kurtuluş Savaşı'nda çok ciddi böyle dini terminoloji kullanıyor. Dini bir hatta işte halifeyi kurtaracağız bile diyor. Çünkü halife işgal altında, orada iradesi yok deniyor vesaire. Değil mi? Daha sonra işte efendim bir sekülerleşme reformları var ama Cumhuriyet kurulurken böyle dini söylem kullanılıyor. Hatta ya, meclis içkiyi yasaklama kanunu bile geçiriyor yani. Men-i teskirat kanunu olarak geçer. Yani içki yasaklanıyor Anadolu'da yani. Arkadaşlar siz böyle durumlarda kullanılabilecek bir çok ciddi bir materyal sunuyor. Yani şimdi bu materyali herkes kullanır. Eğer adam devşirebiliyorsanız. Evet. Evet, biz bu konuyla ilgili zaten biraz önce söylediğim gibi El Fetih ve Hamas adında bir yayın yaptık. Oraya bir göz atın arkadaşlar. Çünkü Bilal Çodur'un sorduğu soru çok detaylı bir cevap gerektiriyor. Aynı şekilde salı akşamı zaten sadece Hamas'la ilgili konuşacağız biz. Hamas'ın ideolojisi nedir, esas aldığı referanslar nedir, ne istiyordu, şimdi ne istiyor, ne yapmaya çalışıyor. Bütün bunları salı akşam 20.30'da konuşacağız zaten. Sorularınızla birlikte o yayına da bekleriz. Evet, çok teşekkür ediyorum Birol. Yavaş yavaş yayını kapatma vakti geldi. Arkadaşlar umarız ki sorularınıza cevap verebilmişizdir. Umarız hani biraz da olsa, çünkü çok ciddi manipülasyon var, çok ciddi dezenformasyon var piyasada. Biraz da olsa hani aydınlatmaya çalıştık. Umarım verimli olabilmişizdir. Ben teşekkür ediyorum tekrar Birol. Kendine iyi bak, hoşça kal. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, bu akşamlık yayınımız bu kadar. Pazartesinden itibaren ben burada olacağım. Sizleri de sorularınızı ve yorumlarınızı da birlikte bekliyor olacağım. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.